Merhabalar arkadaşlar, benim adım Matthew Brett ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sıfırdan baştan aşağı Reaper DAW içinde MIDI enstrümanlar kullanarak, belki de birkaç gerçek enstrüman kullanarak bir orkestral müzik parçası yapacağım ve tüm süreci sizlerle paylaşıyor olacağım. Neler yaptığımı, neden yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Ve hem yaratıcı olarak sürecin nasıl olduğunu göreceksiniz, hem de teknik olarak mix, mastering, prodüksiyon yöntemleri açısından neler yaptığımı görme şansınız olacak. Öncelikle tamamen sıfırdan başlıyor olduğumuz için bir tane cello ile başlayalım. Kontakt üzerinden cello ve benzeri enstrümanlar, yaylı enstrümanlar için kullandığım Nucleus Orchestral Core diye bir plugin var. Ondan viola değil, cello alalım. MIDI ekledim. MIDI piyanomdan şimdi bir melodi üretmeye başlayacağım. Herhangi bir notayla başlıyorum. Şu an özellikle kafamda önceden kurguladığım herhangi bir şey yok. Gerçekten saf bir improvize göreceksiniz burada. Bu Nucleus'ta Tight diye bir seçenek var. Onu tıklamadığında tellerin atağı yavaş geliyor. Tight'a bastığında bir anda hızlıca nota başlıyor ve bu çok önemli oluyor tabii ki ritmik olarak. Minör bir şey mi yapalım, majör bir şey mi yapalım? Bakalım. Fazla yavaşız şu anda. Şimdi midilerimizin hepsini bir araya getireyim bir. Şunları bir oktav aşağı alalım. Şimdi bir tane tekrar kontaktla viola ekleyelim. Bir tık daha tiz olan ama yine kemanlar kadar tiz olmayan bir enstrüman elimize geçsin diye. Bu arada projemi save etmedim. Save edelim. Şimdi bir harmoni dizelim buna. Viola için biraz fazla pes bir nota seçimi oluyor bunlar. Bir oktav yukarı alalım. Ve mesela akorun içinde hani 1-3-5'imiz var. Bilenler bilir. Gitarda ya da işte müzik enstrümanında teori bilenlerimiz bilir. Bir root notalar, bas notalarını girdim önce cello ile. Şimdi onların üzerine harmoni olsun diye üçlüler, beşliler falan dizeceğim. Orada bir da da tu tu ru gibi bir şeyimiz vardı. Onun aynısını.
Bu arada şu an bunu yaparken çok da temiz bir müzik teorisiyle yapmıyorum. Sadece şunu görmenizi istiyorum. Orkestral müzik yaparken tam mükemmel notasyonla bu işi yapacak olan birisi hangi notaları seçiyor olduğundan %100 emin olarak yapardı. Ama şu anda bizim hedefimiz o duyumu sağlamak. Ve bunu yaparken hangi notayı seçtiğinden öte onun duygusal olarak yaptığın işe kattığı, yani o şarkının o anına ne kattığını düşünmen gerekiyor. Şuradaki bas notumuz. Tamam, şimdi bir perküsyon eklemiş olalım. Şöyle bir şey yapalım. Timpani denen enstrümanımız var percussion'da. Timpani. Onu ekleyelim. Do ile başlamıştık, C ile. Bunda da yine aynı library olduğu için tight sen zaten yapmışım. Bir oktav aşağı getirin. Şöyle yapalım hatta. Direkt basımızı şekil olarak dattan dattan gibi bir şey yapacağız. Onu yapmak için bunların hepsini şöyle keseceğim. Şimdi kemanla ekleyebileceğim şu kısımda. Şurada. Buna bir eklenti olarak kemanla onu süsleyen, aynı melodiyi çalan süs bir şey ekleyeceğim. Kemanı ekleyelim. Ay, soloists değil. Strings, violins. Tek bir notanın öbür enstrümanda çaldığı uzunlukta, burada 4 nota yapacağız. Bunu bir oktav yukarı alalım. Şu aşağı inip yukarı gitmesini bir denedim ama aşağı inmeye devam ederse daha güzel olabilir. Enstrümanlarımızın ne olduğunu bir yandan yazıyor olalım. Violin, drums diye bir kategori açıp oraya ekleyelim. Burada da strings olsun. Bu enstrümanların tuşesini düşürebiliyoruz biraz burada. Özellikle nucleus içerisinde dynamics'i biraz kısacağım, expression'ı biraz kısacağım. Hem cello'da hem de viola üzerinde. Viola bir tık daha yüksek olabilir cello'dan. Aynı zamanda şu timpani notalarının gürlüğünü azaltalım.
kemanda da aynı şey. Şimdi timpanide ritmi biraz değiştirelim. Burada görünüşe göre bu notalar fazla pes oluyor. Nereye gidiyoruz? Şimdi şu keman çalarken kemanın atak olarak daha çok duyulması için bir tane kemanı kopyalayıp spiccato olarak ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların hepsini bölelim. Bunların hepsini seçtim ve bir oktav aşağı indireceğim. Şimdi biraz efekt ekleyeceğim. Splice'dan seçtiğim birkaç efektle küçük bir şekillendirme yapacağım şarkının nereye gittiğiyle ilgili. Şunu alalım. Timpani hala fazla gür, onu kısalım. Notaların kendisi. Şurası, bu kısım şimdi intro olsun. Kısa bir parça yapıyoruz şu anda ama buradan sonrasında bir güçlenme olmasını istiyoruz. Şöyle yapalım. Giriş kısmımızda bir efektle başlayabilir olayımız. Onu yapmak için şöyle oradaki özellikle cello ve viola çalıyor. İkisini kopyalayacağım. Ayrı bir yere getireceğim. Onları bir gruba alacağım. Ve o baş kısım için onların üzerine bir efekt koyacağım. Biraz yaptığımız işe vibe, ruh katmaya çalışmak hedefimiz. Şuradan sonra timpanimiz güçlenebilir. Bunları bölüyorum. İkinci timpaniyi güçleştiriyorum.
güçlendiriyorum. Ve burada ihtiyaç duyduğumuz bir şey var kesinlikle. O da bir synth pad diye bir şey var. O da şu oluyor. Böyle alttan devam eden, sürekli aynı notayı veren bir synth sound. Onunla altyapımıza biraz güç katabileceğiz. Synth pad diye bir burada seçeneğimiz var zaten. Baş notamız parçamızda do. O yüzden do olarak bir tane sesimizi seçelim öncelikle. Şu ikinci kısım, part A, yavaş yavaş güçlenen, gürleşen bir şey olmalı. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Bir tane daha spiccato alacağız. Hani tek nota şeklinde gelen notalarımız ve bu violin şu anda. Onu violin değil de cello'ya dönüştürelim. Yine tight seçeneği önemli. Yukarılarda nota yok, aşağı inmek gerekiyor çünkü cello daha bas bir enstrüman. Burada bayağı basit bir şey yapmaya çalıştığımız için şimdi dun 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 gibi bir ritim vermesi için şöyle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar, küçük bir teknik problem yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Bir sonraki gün devam ediyorum projeye şimdi. Kaldığımız yerden devam edelim. En son bakıyor olduğumuz şey... Bu spiccato... Ha evet, cellomuz vardı ve onu legato olarak bırakmışız. Onun spiccato olması gerekiyordu. Tam olarak şu duyumu alalım diye. Intromuzdaki efektli kısma isim verelim. Burada şeyimiz eksik kalmış. Violamız olması gerekiyor bir yandan. Şöyle göstereyim. Şu cellomuz var. Altında aslında aynı şeyi çalan violamız vardı. O kaybolmuş. Onu ekleyelim. Bunu kopyalayalım. Genel bir yükseliş yaratmaya çalışıyoruz parça içerisinde. Çok uzun bir orkestral parça yapmayacağım şu anda. Sadece bu intro kısmım var. Part A diye bir kısmım var. Ve belki part B diye bir kısım daha yapıp sonra bir outro yapıp bitireceğim. Violamızla ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. Genel duyumumuza biraz genişlik katmak için... Viola'yı kopyalayacağım. Viola olmasındansa onu sonra kemana dönüştürelim. Violin olsun. Tight seçeneğimiz önemli. Şimdi bu violin L yapacağım bunun ismini. Ve viola R ve bunlar sağ sol bir şekilde kullanacağımız bir duruma getireceğiz onları. Yani ortadan geliyordu. Bir tarafa doğru daha çok ittireceğiz. Bu
bunu da öbür tarafa. %70 yapmaya çalışıyorum ama bazen böyle Reaper üzerinde o panning'in tam tutması zor oluyor. Main strings stereo yaptık onu. Şimdi şöyle bir hamle yapabilirim. Burada yükseliş yapmaya çalışıyoruz dedim. Bunu başarmak için burada şu hareketi yapan enstrümanı kopyalayalım. Ve onu keman yapalım. Spiccato, tight seçeneği. Fazla pes olduğu için şu an duyum vermiyor. Bunu daha tiz bir yere alalım. Burada şu daha az gürlükte, düşük tuşede olan notalar daha az duyuldu kemanda. Yaklaşık böyle bir şey arıyoruz. İkisi beraber. Şimdi yükseliş yaratmak için bu part A'nın ikinci yarısında burada notaları, kemanda notalar yükselsin. Gitgide yükselsin. Gam içerisinde. Ve bu şeyin iki kez gerçekleşmesini istiyoruz. Bir kere daha kopyalayalım o kısmı. Önce kesiyorum. Burada bir notalardan bir tanesinin küçük bir kısmı kaldı. Onu silelim. Burayı kopyalayalım. Şimdi baştan bir duyumumuza bakalım. Şu şeyin ismi riser olması gerekiyor. Riser şuna deniyor. Bu yükselişlere riser deniyor. Sonra impact de son vuruş olan kısma impact deniyor. Bunlar normalde elektronik müzikte kullanılan yöntemler daha çok ama film endüstrisi ve o tür filmlerde yapılan müzikler ve onların mesela o Hans Zimmer'vari büyüklüğünü yaratmak için o tarz müzik yapan kompozörler artık mixlerin içerisine doğal olarak böyle şeyler de ekliyorlar. Şimdi baştan bir dinleyelim, neler ekleyebiliriz onu düşünelim. Şöyle yapalım. Şurayı aslında silelim. Buranın part A'yı tamamen kopyalayalım. Bu kısımda şurada yaptığımız hamle var ya, bir şekilde biraz fazla yer kaplıyor mix içerisinde. Yani duyumumuzda biraz dikkat dağıtıcılığı var. O yüzden alt kısmını sileceğim ve sadece o tek notalar olarak kalsın. Şöyle. Ve o kısımda bir tane daha ekleyelim aynısından. Daha pes bir enstrümanda aynısından bir tane gelmesi iyi olur. Şu anki spiccato violin, onu viola yapalım. Bunları ben burada beğenmedim. Bunları ortadan kaldıralım ve şey yapmış olalım. Bu ilk yükselişte sadece tek kez kullandığımız bir hamle olsun o. Şimdi bir duyumuza bakalım.
Şuradaki zaten bunu veren notalarımız var. Onu güçlendirmeyi deneyelim bir de. Onu çalan bir tane violinimiz var zaten şu. Onu güçlendirmek için bir oktav yukarı gelebiliyor muyuz? Bir oktav yukarı gelemiyoruz. Oktav aşağı alalım o zaman. Ve bunları sağ sol yapabilmek için şu başta gelen mono olarak gelsin. Sonraki kısımda bunları sağ sol yapalım. İki tane kemanımız. Veya hatta bir tanesini yine viola yapabilirim aslında. %70 olduğundan çok dikkatli olmama gerek yok. Şunu viola yapalım tekrar. Viola violinden çok daha gür geliyor. Onu kısalım. Hatta zaten tuşe öbüründe kısık olduğu için böyle oluyor. Şöyle yapalım. Dengeleyelim ikisini. Bu tarz kemanlarda eğer bir tık daha gür olmasını istiyorsak tremolo seçeneği işe yarayabiliyor. Onu bir deneyelim ikisinde. Tremolo olduğunda sürekli bir atak var. Yayla sürekli tele vuruyorlar. O şekilde olmasıyla daha çok duyulmuş oluyor. Şimdi tekrardan bir baştan dinleyelim. Şimdi işin azıcık daha kompleks bir tarafına bakacak olsaydık, şu part A'yı kopyaladım ya, önce şuraya kadar şu kısım vardı elimizde, sonra onu ikiye katlayıp buraya kadar yaptık. İkisinin aynı olması özellikle bu tarz müziklerde bir şeylerin amatörce duyulmasına sebep olan ana şey var burada, ana problem. O da aynı şey tam olarak hiç değişmeden kopyala yapıştır şekilde devam ediyor. Böyle olmamasını sağlamamız gerekiyor. Sürekli ya duyum olarak yeni enstrümanlar ekleyerek ya da mix'te farklılıklar yaratarak ya da harmonide kullanılan akorlarda ve melodilerde değişiklik yaratarak bir yükseliş ya da azalma üretmemiz gerekiyor. Enerjinin değişmesi gerekiyor şarkı içerisinde. Şimdi bunu yapmayı başarmaya çalışalım. Önce şöyle yapabiliriz. O kısmı tekrar dinleyelim.
çok güzel. Şimdi o ikinci kısımda nedense bazı midilerim tam oturmak istemiyor yaparken. İkinci kısımda timpani de biraz değişiklik yapalım. Şöyle bir şey yapalım şimdi bir yandan. Riser zaten elimizde bir riser var. O riser'ı şuraya kopyalayacağım. Ve aynı zamanda bir tane daha impact ekleyelim. Ve bir daha baştan duyumumuza bakalım. Baştan böyle üst üste çok kez dinliyorum çünkü asıl odaklandığım, ilgilendiğim şey şarkının enerjisinin nereden nereye gittiği, nasıl yükseldiği, nasıl değiştiği ve en önemlisi müziği dinlerken sıkılıyor muyum? Yoksa keyif veriyor mu ve sürekli zihnimi doyuracak yeni bir şey, bir veri alıyor muyum? Pek fazla gür geldi. Tekrar dinleyelim. Şimdi bu part A biraz şey gibi oldu. Sanki böyle şarkıyı tanıtıyoruz, parçayı tanıtıyoruz ve nasıl bir rengi olduğunu dinleyiciye veriyoruz. Ondan sonrasında dinleyicinin ilgisini tamamen yakalamak için şöyle bir şey yapabiliriz. Part A kopyalansın böyle, kopyalayalım onu ve buraya şimdi ikinci kez bunun döndüğü noktaya bu sefer şey ekleyeceğim. Bir çeşit lead enstrüman, böyle solo vari bir sound getiren yeni bir şey ekleyelim buraya. Midilerimin hiç oturmuyor olmasını tam anlamadım. Bir gariplik var ama neyse. Duyum olarak problem yaşamadığımız sürece çok da önemli değil. Şimdi bir tane solo enstrüman olarak soloists diye bir seçenek var Nucleus'ta. Onda solo violin var. Yani ana odakta olması gereken keman sesini bize duyuran sound oradan geliyor. Başlamak için sadece elimize herhangi bir midi alacağım. Şuraya gelelim. Buraya part B diyelim. Aynı zamanda aslında buranın daha güçlü gür gelmesi için bir tane de bas, bas derken yaylı bas ekleyeceğim. Double basses diye geçiyor. Cellomuzun çaldığı aynı şeyi çalabilir. Belki de onu aslında bir oktav aşağı indirmemiz mümkün olabilir. Evet, fazla tiz kesinlikle şu anda. Onu pesleştirelim. Strings genelimize, cello'nun yanına koyalım bunu ve hatta renklendirmeye başlayalım projemizi. Siyah yapıyorum ben bassları genel olarak. Ana tel kısımlarımızı, yaylı kısımlarımızı şimdilik yeşil yapalım. Göz önünde olduğu belli olsun. Davul vari her şeyimize genelde mavi yapıyorum. Onu mavi yapalım. Biraz her şeyin nerede olduğu belli olsun. Bu solo vari'nin. Şimdi ana melodi ekleyeceğiz. Cello'dan aldığımız için fazla, timpani'den aldık, fazla P
pes. Onu... Şu anda ürettiğim melodi, doğrusunu söylemek gerekirse sadece işte mouse nereye giderse gam içerisinde mantıklı ama duyuma katkı sağlayan bir şey üretmeye çalışıyorum. Bu Nucleus'in içerisindeki kendi reverb'ı çok fazla sevmiyorum. Kendim bir reverb seçip onu ekleyeceğim. Sevdiğim bir reverb plugin'i Valhalla Reverb. İkinci kısmı biraz değiştireceğim. Uzun yıllardır melodi dizdiğim için böyle MIDI üzerinden otomatik olarak yani neyin tutacağını, neyin işe yarayacağını bilebilme şansımız oluyor. Şimdi baştan dinleyelim. Kemanımızı da duymuş olalım orada. Bası da ilk kez orada duyacağız. Bir de şöyle bir hamle eklemek istiyorum. Şurada küçük bir... Bu hamlemiz var ya, ona biraz beklenmedik bir plugin ekleyeceğim. Endless Smile diye bir plugin. Bayağı keyifli bir grafiği var. Bununla şimdi onu otomasyon yaparak onun yavaş yavaş artmasını sağlayacağım. Bu da bir çeşit riser görevi görmüş olacak. Tamam, çok güzel. Şimdi her şeyi yerleştirdik ve bir derece güzel bir duyum elde ettik. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu elimizde olan şeyin önce bir Mix Master'la nasıl bir şekle gelebileceğine bakalım. Tamam, şimdi Mix Mastering için ne yapabiliriz diye düşününce başta yapmak istediğim şey aslında öncelikle Mastering plugin'imi yerleştireyim. Genel olarak plugin derken yani plugin zincirim var, birçok şeyde kullandığım. Rock ve metal için kullandığım bir mastering zinciri. O yüzden onu şekillendirip yumuşatmamız gerekecek. Çünkü orkestral müziğin çok fazla gür olması gibi bir hedefimiz yok. Dinamik duyulması daha önemli. Belli pluginler kalmalı tabii ki.
Ama aslında mesela normalde 30 Hz'den başlayarak low'larımızı kesiyorum. Birçok mix'te yaptığım şey bu. Çünkü o kadar sub bass ihtiyaç olmuyor. Ama diyelim ki orkestral müziklerde mesela film müziği vesaire daha sub bass kısmının var olması problem değil. Çünkü o alanlardaki frekansları mesela sinema salonlarındaki sistemler güzelce duyurabiliyor. Elimizde sonra neler var diye bir bakalım. Önce her şeyi tek bir mix bass içerisine alacağım. Biraz kısacağım. 6 desibel kadar. En gür olan kısmımıza gelelim. Genel olarak kullandığım belli kompresörler var. Virtual Mix Bus kullanıyorum mesela. Onunla birazcık kontrol elde ettikten sonra Slate Digital'ın FG Grey diye bir plugininde bu Classic Mix diyelim. Bu Virtual Tape Machine eski kayıt makinelerinin saturation ve EQ karakterini biraz ekliyor yaptığımız için üzerine. Ondan çok az kullanalım. K-Clip diye bir pluginim var. Bu bir saturation özünde clipping deniyor bu şeyin yaptığı işe. Özünde limiting gibi bir şey ama limiter'da compression yaratıyor. Belli bir çizgi çizilmiş oluyor. Volume olarak aşılmaması gereken mix tarafından. Ve limiter'da o volume aşıldığında ne oluyor? Bastırılıyor tüm mix compression'la. Bu K-Clip'le olan şey aynısının saturation hali oluyor. Belli bir çizgi çiziliyor. Çizgiyi aşan her şey distortion'a dönüştürülüyor. Ve bu çok daha pratik olabiliyor bazen. Çünkü mix'i gürleştirirken onun compression'ının fazla olmasına gerek olmadan bunu yapabiliyorsun. Evet arkadaşlar, master'ımıza baktık. Master'dan sonra şimdi kanal kanal bakacağız. Öncelikle master'ı üste koymamın sebebini söyleyeyim size. Genel olarak ben tarz olarak top-down mixing denen bir şey var, onu yapıyorum. Şu demek, master kanalımız yani master zincirimiz zaten şarkının üstündeyken mix yapıyorum. Bazıları bu şekilde yapıyorlar, bazıları da önce baştan aşağı bütün mix'i yapıyorlar, sonra mastering uyguluyorlar. Ben ikisini aynı anda yapmayı tercih ediyorum. Benim kişisel tercihim bu şekilde. Neden top-down mixing mantıklı bir şey? Ya da neden mantıklı bir şey değil konusunda bir video yapabilirim bir noktada. O konu aslında çok ilginç olabilir. Şimdi compression ekleyerek devam edeceğiz. Şöyle yapacağım. Kanal kanal tüm kanallarımın yaptığım, eklediğim tüm MIDI enstrümanlarımın hepsinin güzel duyulması için onları teker teker işleyeceğim. Bunu yaparken ilk aşamamız compression eklemek olacak her şeye. Volüm olarak onları dengelemek için, biraz hizada tutmak için. Önce timpanimize bakalım. Compression için sıkça kullandığım bir plugin SSL Comp Stereo. Stereo derken yani mono versiyonu var, stereo versiyonu var. Eğer stereo bir kanal üzerinde çalışıyorsak o zaman stereo versiyonunu kullanıyoruz plugin'in. Timpanimizde nasıl bir attack release yapacağımızı dinleyerek, neyin uygun olduğuna bakarak karar vereceğim. Yavaş bir atak hoşuma gitti. Dinamik duyulmasını istiyorum. Çünkü davul olarak tabii ki şarkımızda çok fazla bir şey yok. Sadece timpanimiz var. Bu şekilde compression'ını ekledik bunun. Biraz onu EQ olarak şekillendirmek için.
Bir tane distortion plugin'i ekledim. Soundtoys'un Decapitator isminde bir plugin'i. Bu plugin'de biraz saturation, distortion eklemiş oluyorum. Aslında yine davulun genel sound'una biraz gürlük eklemek amacım. Çünkü elimizde bir tek timpani olduğu için görevi biraz büyük mix içerisinde. Çok fazla bir hamle yapmama gerek yok genel anlamda. Çünkü zaten çok fazla elementimiz olmadığı için, çok fazla enstrümanımız olmadığı için mix çok kompleks olmayacak. Basımızın dengesine bakalım timpanimizle. EQ için en çok kullandığım pluginlerden bir tanesi SSL Channel Stereo. Bu eski bir SSL konsolda özellikle compression ve EQ kısımlarını kullanan, yani onun üzerine modellenmiş bir plugin. Bununla tizlerimiz, yüksek midlerimiz, düşük midlerimiz ve low'larımızı güzelce dengeleyebiliyoruz. Biraz bas ekledim. Frekans aralığı olarak otomatik olarak zaten başladığı nokta 60 Hz. Birazcık low midlerimizi çıkardım. Şu frekansları ortadan kaldırıyorum azıcık. Tamam. Bu arada şu anda çok detaylı bir mix yapmıyorum. Hedefim size özellikle bu videoda hızlı bir şekilde bir orkestral parça üretmeyi göstermek olduğu için amacım detaylı %100 yapacağım her işlemi değil de hızlıca güzel bir duyum elde etmemiz için yapabileceklerimi göstermek. Cello'muzu duyalım. Cello'muzu biraz daha tiz hale getirelim. Ama aynı zamanda aşırı tiz kısımların çok bir işlevi yok. Belli bir frekanstan aşağısına hiç gerek yok şu anda. Zaten görüyorsunuz. Elimizdeki minimum frekans şu an burası. Zaten bunun aşağısında bir notaya gidiyor muyuz bakalım. Şuraya frekans olarak minimum geldiğimiz yer zaten burası. Onun aşağısındaki kısımları ortadan kaldırıyorum gereksiz gürültü olmasın diye. Şimdi ana strings'lerimize bakalım. Bunların daha tiz olması gerekiyor. İkisinin arasındaki dengede bir problem var. Onu düzeltmeye çalışalım hemen. Left ve right diye ayırdım ya. Şu anda left tarafı daha çok duyuluyor. Şimdi tekrar bakalım. Bas. Cello ve strings'ler. Timpanimizin ritmik hissiyatında biraz rahatsız eden bir şey var beni. Ya onu bir tık geciktirmem lazım ya da humanize yaparak azıcık hani MIDI enstrümanlarda humanize diye bir şey yapabiliyoruz. Onları insanlaştırmak için mesela buradaki haliyle %6'lık oranda zamanlamalarını rastgele bir şekilde değiştiriyor. Birkaç tane bozuk notam var burada, onu fark ettim. Onları düzeltelim. Şurada bir tane var. Tamam, şu an humanize yapınca ritmik olarak duyumu biraz daha iyi oldu. Şu baş kısımda girerken elimizde bu plugin'in ne yaptığını görmüş oldun. Özellikle elektronik müzik yapan arkadaşlarımız varsa bu plugin'i öneriyorum. Gerçekten şahane bir
şarkı şekillendirici, enerji değişimi yaratmak istediğimiz geçişlerde vesaire çok işlevsel bir plugin. Çok severek kullanıyorum. Sona doğru biraz kaybolmaya başladığı için sound'umuz, yani reverb'ü artıyor özünde. Plugin'in ekliyor olduğu şeylerden bir tanesi reverb. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi çizgi üzerinde reverb ekliyor. Onu biraz arttıralım. Volümü de bir tık artsın o sürede. Çünkü çok fazla geriye kaçıp kayboluyor. Tamam. Şimdiye kadar eklediklerimize tekrar bakalım. Davul. Ve şuraya kadar. Heh, tamam. Şimdi şu intro kısmımızdaki efektli part, onu getirelim buraya. Bu violin'i de strings şeyimizin arasına, tüm grubumuzun içerisine yerleştirebiliriz. Hatta yok, onu oraya yerleştirmektense intro efektimizle beraber gelse nasıl olur, ona bir bakalım. Güzel olmadı. İkisini normalde bağlayan bir hissiyatı var şu anda önceki haliyle. Yani arasına sokunca o efektli kısmın, efektli kısım ve efektli olmayan kısmı birbirine bağlayan bir şey yok. O dışarıda kaldığı sürece ikisini enerji bağlamında biraz bağlamış oluyor. Şimdi effects'lerimizi ekleyelim. Effects'lerimizi, riser ve impact'imizi işin içerisine katalım. Onları buraya getirelim, rengini değiştirelim. Effects'ler için turuncu kullanıyorum genel olarak. Şimdi ana sağ ve sol violin ve violumuz var. Part A kısmında giren. Onların ismini bir koyalım. Part A strings main strings diyeceğim buna. Şimdi şöyle bir şey göstereyim size. Burada şu iki şunlar %70 geldiği için bunları %100 yapalım. Daha uzaktan, yani %100 derken burada panning'den bahsediyoruz. Panning şu demek, ne kadar bu kulaktan çıkıyor ve ne kadar bu kulaktan çıkıyor özünde. Ya da speaker olursa sol ve sağ hangi taraftan ne kadar çıktığı. Ve 180 derecelik bizim dinleyici olarak algımızda nereden geldiğini kontrol eden bir şey bu. Bunları %100 yaptım. Ve bu öbür gelenleri %70'te bırakacağım. Bu sefer ikisi farklı yerlerden gelmesi iyi olacak. Tamam, şimdi bunların %100 olması ve onların %70 olması daha iyi bir duyum sağlayacak bize. Bunları böyle getiriyorum. Ve şimdiye kadar şarkımıza eklediğimiz şeyler bunlar. Bir elimizde olanlarla duruma bakalım. Şu an fark ettim ki şu spikatomuz var. Onu da buraya getireceğim. Ve şöyle bir şey yapacağım şimdi. Endless Smile eklemiştim şu öbür. Bunun üzerine Endless Smile eklemiştim. Endless Smile'ı şimdi başka bir yere aktaracağım. Bunu yapmak için yapacağım şey şu. Şunu kopyalıyorum, file'ini. Bunu buraya getiriyorum. Intro spiccato ve violin'in ikisini buna, yani bu kanallar bu kanaldan geçecek hale getiriyorum. Buradan kemanı sileceğim. Sadece Endless Smile kaldı bu kanalda ve bu iki keman Endless Smile'dan beraber geçecek bu sefer.
güzel bir duyum elde ediyoruz. Buna endless smile diyelim. Şimdi deneyelim elimizde olanları. Şunlar fazla gür geliyor. Onları kısalım. Mix mastering yapmanın en önemli parçalarından bir tanesi aslında ve genel olarak insanın aklına ilk gelen şeyler compression, EQ, işte her şeyin güzel duyulması. Ondan daha önemli olan şey sadece her şeyin volüm olarak nerede oturduğu. Volüm ve panning, yani o 180 derecelik alan içerisinde bir şeyleri nereye yerleştirdiğimiz ve nasıl bir volümle geldikleri çok önemli. Daha kısık olması gereken bir şey kısık değilse mesela bu miximizin dengesini bozuyor. Şimdi elimizde olan şeyler içerisine şunları ekleyelim. Main spiccato diye isimlendireceğim bunları. Hatta part A spiccato diyelim onlara. Daha doğru olur. Onlar da gelsin. Düşünüyorum ki genel anlamda timpanilerim fazla sert vuruyor. Yani tuşe olarak sanki böyle çok gür bir savaş sahnesindeki bir davulmuş gibi vuruyor. Ama o kadar gür olmasına gerek yok. Onları kısacağım. Özellikle midi üzerinden midi notaların kendisini kısacağım. Şimdi eklemediğim kalan tek şey şu bas sound'umuz. Bu enstrümanımız şimdi mixin içerisinde nasıl oturacak bakalım. Şunlara violin tremolo, viola tremolo diyelim. Şimdi genel olarak compression ve EQ olarak neler yapıyoruz ona bakmaya devam edelim. Kemanlarımızı tizleştirmiştik. Onları compression olarak ekleyebilmemiz için mantıklı olan bir seçenek. CLA-2A diye bir pluginimiz var. Strings seçeneği güzel oluyor direkt. Bu CLA-2A aslında daha yavaş enstrüman için, yani atağı minimal olan enstrümanlar için iyi olan bir compression. Şunlara da aynısından ekleyeceğim. Ve bunları da daha tiz hale getirelim. Kemanlar doğal olarak parlak bir enstrüman olduğu için onların parlaklığını öne çıkarmamız doğal ve doğru. Özellikle böyle tiz kemanlarda, alt frekanslarda
çok fazla işlevsel bir şey yok ama biraz ses ekleniyor yine de miximize. O yüzden onları temizlemekte fayda var. Ama bir frekans var beni rahatsız eden burada. Şu alanda biraz rahatsızlık verici bir frekans var. Şunlara da bakalım. Bunlar ataklı bir şekilde geliyor olduğu için onların atağını arttırmak mantıklı olur. Atak kontrolü için kullandığım SPL Transient Designer diye bir plugin var. Burada direkt atak ve sustain diye iki seçeneğimiz var. Öncesini dinleyin. Ve sonra daha ritmik gelmesini sağlıyor. İstediğimiz şey bu spikatolar için kesinlikle böyle olması. Şurada boş bir kanalım var. Onu ortadan kaldıralım. Bir tane de yine boş bir kanal daha. Ve şurada 3 tane boş kanalım var. Bunlarda hiçbir şey yok. Bunları da ortadan kaldırıyoruz. Şu bass synth'imi öbür bass'ımın yanına getireceğim. Ha, o strings'in içerisinde, tam neyse, yanında kalsın. Grubun içerisine koymuyorum, sadece yakınına koyuyorum. Bass'larım genel olarak nerede onu bileyim diye. Şimdi şu solo enstrümanımızın girdiği noktada biraz miximizin içerisinde bir yenilik eklemek için bir tef ekleyeceğim. Onu dışarıdan dosya olarak almam gerekiyor. Şöyle yapalım. Loop still, one shots. Şu sesi istiyorum. Şu anda timpanilerin şeyinden geçiyor. Onu öyle olmasın diye dışarı aldım. Şöyle yapalım. Buna timpani diye ayrı bir grup açacağım. Ve gördüğünüz gibi şimdi drums diye bir grubum var burada. İçinde tamburin sesim, tef sesim var ve timpani sesim var. Şimdi tef sesimize biraz reverb ekleyip yer edinmesini sağlayalım daha çok mix içerisinde. Şimdi ana lead enstrümanımız şu girdiğinde, bunun girdiği noktada bazı öbür önceki kısımda çalan ve yer edinen, hani ön plana çıkan bazı enstrümanları kısabiliriz. Yoksa ikisi de aynı anda ön plana çıkmaya çalıştığı için bir mix çatışması oluyor. Özellikle neyle ilgili problem yaşıyoruz? Bunlarla. O yüzden bunları kısacağım bu noktada. Şimdi tekrar miximize baştan bir bakalım. Her şeyin nasıl oturuyor olduğunu bir gözlemleyelim. Şu solo violin'in ikinci tekrarında ona eşlik eden bir cello ekleyelim.
solo, cello. İkisi aynı anda çalsın. Bunu daha pes bir yere getirebiliriz. Ve nasıl olduğuna bakalım. Güzel. Şimdi master'ımıza bir tekrar bakıp her şey master içerisinde hala yerine oturuyor mu diye bakalım. Çünkü her şeyin volümlerini değiştirdikten sonra hem limiter'larımızda bazı dengesizlikler olabiliyor hem de yaptığımız compression'lar fazla compression yapıyor olabilir. Bunların daha tiz olması gerekiyor. Onlara zaten herhangi bir tizlik. Tamam. Şimdi son bir süsleme olarak ekleyebileceğimi hissettiğim küçük bir ses var. Onu göstereyim size. Yine kontakt üzerinden. Bu sefer üflemeli olarak kullanabileceğimiz bir enstrüman var. Brass seçenekleri arasında. Şu bas kısmına, elimizdeki double bassların olduğu yere şunu horns bass yazacağım. Onu double bass'ımın yanına getirdim. Staccatissimo, yani yine şey, ataklı bir şekilde gelmesini sağlıyoruz. Şu. Ama sadece ikinci sefer dönsün. Şimdi master'ıma bir göz atayım tekrar. Master'da ekleyebileceğim Tonal Balance diye bir plugin var, izotopun. Ve bu mastering konusunda biraz hileli kullanabildiğimiz bir plugin. Plugin içerisinde orkestral seçeneğini seçtiğimde genel bir orkestral müzikte var olacak olan low, low, mid, high ve high dengesine oturuyor mu yaptığımız parça, bunu görme şansımız oluyor. Şu anki kısımda zaten üstü kapalı olduğu için buralarda eksikler olacak her şekilde. ...300 ve 2000 arası alanımızda eksik frekans olduğunu görüyoruz. Orayı biraz gürleştirelim. 2000, şu 300 burası, 2000 burası. Midlerimiz düşük yani. Part A'dan alalım. Müzik
Aynı zamanda 10.000 üzeri alanda da eksiklerimiz var. Görünüşe göre şu part B alanına girdiğimizde miksimizin dengesi biraz bozuluyor. Low midlerimizi daha da arttırmayı deneyelim. Şu ana yaylılarımızı 10.000 frekansı üzerinde biraz gürleştirirsek o alanda onlar yer alabilirler. Büyük ihtimalle bu bas sintimiz fazla gür. Onu düşürelim. Evet, bas sintimiz fazla yüksek olduğu için bütün her şeyin dengesini bozuyordu. Fazla bas eklediği için bu sefer high'larımız yetersiz geliyordu. Low midlerimizde hala bir eksiğimiz var. Bunu kapatmak için şimdi farklı bir yöntem deneyeceğiz ve şöyle yapacağız. Violamızı daha low mid bir frekansa alırsak. Gördüğünüz gibi low midler düzeldi. Evet arkadaşlar, şimdi baştan sona parçamızı durmadan bakalım dinleyebilecek miyiz herhangi bir şeyi değiştirme ihtiyacı hissetmeden. Tamam, şimdi genel anlamda bu parça üzerinden yaptıklarımızdan buradan alabileceğimiz en güzel dersler, en güzel fikirler nelerdir? Onları bir özet tekrardan sizlere söyleyeyim.
Birincisi ve en önemlisi, orkestral müzik yaparken parçanın enerjisindeki yükselişler ve alçalışlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şarkının sıkıcı olmaması için sürekli bir değişkenlik olması çok önemli. Yoksa sadece bir loop gibi duyulur ve dinleyici sıkılır. Bunun olmaması için yapabileceğimiz şeyler, mix'te değişiklikler yapmak. Mesela burada baştaki kısımda yaptığım şey, bir efekt kullanarak mix'i farklı bir halde duyurdum. Sonra mix açıldı. Bu bir enerji değişikliği. Orada farklı enstrümanların girmesiyle enerjimiz değişiyor ve kulağımıza yeni şeyler geldiği için ilgimizi çekiyor. Sonra ikinci part B kısmında yeni bir lead enstrüman, solo enstrümanı girmesiyle odağımızı tamamen ele geçiren bir melodi oluşuyor. Öncesinde var olan enerjinin üzerine bir şey inşa etmiş oluyoruz bu durumda. Bunu yaparken altyapıda nelerin ne kadar duyulduğuna çok dikkat ediyoruz. Bu part B kısmına girince belli başlı kemanlarımı biraz kıstım ki o lead kemanım daha çok duyulabilsin. Buradaki ikinci çok değerli bir ders şu. Bu kemanlarım gördüğünüz gibi %100 sağ ve sol. Sonrasında şunlar %70. Ve şunlar %40, daha mono. Ne kadar ortaya doğru gelirse bir şey, o kadar çarpıcı bir şekilde duyum sağlamış oluyoruz o şeye dair. Ve özellikle mesela spiccato zaten atak bir, yani saldırgan bir efekt olduğu için kemanda, onu monoya yakın koymak mantıklı oluyor. Mix konusunda dediğim gibi çok fazla kompleks bir şey yapmadım bu mixte. Zaten orkestral müzikte hedefimiz dinamik duyulması. Bu ne demek? Her şeyin üzerine fazlasıyla compression ve EQ koyarak onları bastırmaya çalışmıyoruz orkestral müzikte enstrümanlarla. Bunun yerine her şeyin doğal duyumunu sadece birbirlerine karışmayacakları hale getirmeye çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi mesela bunu yapmak için daha çok uyguladığım yöntem, aynı nota aralığında, aynı frekans aralığında çalan enstrümanların sayısını az tutmak. Her şeyin bir yeri var. En dipte basslarım var, onun üzerine cellom var. Cello bastan tabii ki biraz daha tiz. Onun üzerinde viola ve kemanların orta frekanslarda ele geçirdiği bir alan var. Sonra tizlere doğru mesela atak spiccatolarım var ve tabii ki lead enstrümanım var. Umuyorum bu videoda bahsettiklerim ilginizi çekmiştir. Umuyorum keyif almışsınızdır. Bu parça bayağı basit bir orkestral müzik oldu ama işlevsel oldu. Mesela bir oyunda ya da bir film, bir animasyonda kullanılabilecek bir şey ürettik çok kısa sürede ve duyum olarak da basit hareketlerle keyifli bir yere getirebildik. Bundan sonra bunun gibi başka videolar yapıyor olacağım. Aynı zamanda rock ve metal şarkıları yapıp sıfırdan onların sürecini göstereceğim. Elektronik müzik tarzlarında birkaç farklı video yapabilirim bu tarzda. Bunları da görmek istiyorsanız lütfen takipte kalın. Şimdilik görüşürüz diyorum.